Uzay bilimciler tarafından 6 yıl önce tespit edilen göktaşı 6 ay sonra dünyanın çok yakınından geçecekmiş hocam. 6 yıl önce tespit etmişler. Evet hocam. 55 milyon tonluk dev bir göktaşı Kasım ayında dünyanın hemen yanından geçecek. Her seferinde bir yandan geçmeyecek işte. İnşallah. 2120'de bodoslamadan dünyaya vuracak. Vurdun mu dünyayı deliyor. Dünya çünkü çok incedir kabuk. Elma kabuğu kadar incedir. Evet. Yeni daha soğumaya başlayan ateş topudur dünya. Vurdun mu deliyor, delip geçecek dünyayı. Öbür taraftan çıkıyor. Spin atıp bir daha vuracak. Kur'an'da ikinci kere vurmadan bahsediyor. Ondan sonra darmakeşen oluyor dünya. İlk vurmada yönü de ters dönüş oluyor. Yani orada işte güneş batıdan doğuyor. İnşallah. Şiddetli depremler başlıyor. İbret olsun diye şimdi 8 Kasım'da çok çok yakınlarından geçecek dünyanın. Allah istese çok rahat vurur. Özellikle vurmuyor Allah. Çünkü Mehdiyet devam ettiği için, Mehdi vazifede olduğu için vurmuyor Allah. Öbür taşlar da öyle. Sürekli teğet geçiyor. Kardeşim sürekli teğet geçer mi taş? Bir teğet geçer, iki teğet geçer, sürekli teğet geçiyor. Çünkü dünyaya Allah ellemiyor şu an. Vurmuyor dünyayı. Vakti var. Mehdiyet vesilesiyle Allah vurmuyor. Kıyamet yoksa çoktan koparacaktı Allah kıyamet. Hadiste diyor, kıyamete bir gün dahi kalmış olsa Allah o günü durduracak. Ehli beytimden Muhammed Mehdi'yi gönderecek diyor. İnşallah. Mehdi vesilesiyle dünya şu an ayakta duruyor. İnşallah. Adamlar bana diyor ki ne önemi var ya Mehdi'de niye bahsediyorsun diyor. Ulan kıyametin durmasına vesile olan bir insan. Nasıl bahsetmeyeyim? Peygamberin müjdeleyin diyor. Bu göktaşı yakın geçmesi olayı birkaç kere daha devam edecek. Yani ibret olması için Allah göstermek için yapıyor. 2120'de tam böyle Mehdiyet'le alay ederlerken işte 700 yıllığa var diyenler bilmem ne şahsı mani var o diyenler o devirde yine olacak o tip kafalar. Onlardan işte dalı geçenler göğe alay edenler şu ankileri tam tenzih ediyorum o devir için diyorum. Büyük bir sarsıntıyla sarsılacağı gün diyor Allah ayette. Ve esaslı bir vuruşla bütün dünya sallanacak inşallah.